Şimdi soruya e, şöyle yönetiliyor. belki net olsun diye iki türlü yaklaşılır aday açıklamamak bir yönetim stratejisi mi değil mi e, bundan bir fayda umuyor yani. mu muhalefet veya e, aday açıklamamak algı olarak e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına bir boşluk bırakıyor mu veya bir e, kararsızlık mı yaratıyor? Ben şöyle düşünüyorum. Bir aya kadar, bundan bir ay öncesine kadar aday açılamamak adayı ön plana çıkarmadıklarını açıklayabiliyorlardı. Bir sürü sözcüler şöyle söylüyordu. Bizim önceliğimiz aday değil. Bizim önceliğimiz işte prensiplerde anlaşmak. Sistemden başlayarak en önemli şey sistemi değiştirmek. Onlar için ondan sonra alt bilimlerini koyuyorlar. Ortak metinler çıkıyor. Türkiye'nin bir sürü problemi var. O problemlere de ortak metin ve çözüm önerileri sunmaktı. Bir ay öncesine kadar e, tabii seçmenler bu şeyi, bu e, açıklamayı e, bir ay öncesine kadar hiç sorgulamadılar aslında. Türkiye'de niye? Seçimlere daha çok var dediler. E, herhalde çok farklı 6 tane farklı grup, 6 tane birbirine benzemez işte bir uyum yakalamaları lazım. Ama ve bunu anlayışlı karşılıyorlardı bir aya kadar. Bir aydan yaklaşık bir aydır şu görülmeye başladı. Artık seçim geldi. Yedi ay kaldı. Ve insanlar Türkiye'de kişiye, evet kişiler çok önemli. Kişi kültü bizim geleneksel tarihimizde de var. Sosyolojimizde de var. Yani ama Türkiye Türkiye'nin siyasetinde projeler ve güven çok önemli. Güven. Güven neye? Güven bir takıma, bir takım ortaya koyacaksınız. İki, takımın bir de geleceğe dönük projeleri olması lazım. Yani mesela Türkiye'nin en önemli problemi ne şu an? Bütün araştırmalarda ekonomik problemler Türkiye'nin en önemli problemi. O zaman karşınızda size ümit verecek ve sizi işte kaç yıl iktidarda olacaksanız orada tutacak bir programa ihtiyacınız var. Ve bunun da alt parametre, parametresi neyse yani partnerleriniz kim olacak? burada. Hangi ekonomik modeli tercih edeceksiniz? Bu liberalizm mi olacak? Neoliberal ekonomiler mi olacak? Anlar yani bizim millet bunu. Kredileri nereden bulacaksınız? Nasıl yöneteceksiniz bu büyük ekonomik döngü? Bir mil yaklaşık... Şimdiki modeli anlıyor mu <laughs> bizim Şimdi, O nasıl? önemli değil. Tabii ki bakın o, orası da önemli. Şimdi tabii ki ona da bakıyor ama karşıda böyle bir sadece ekonomi değil tabii elbet bir sürü mesela bizim dış politikadaki argümanlar işte Avrupa Birliği'nde veya Amerika'daki ilişkilerde elbette parametreler çiziliyor ama bu entelektüellerin bildiği şey yani hepimiz dış politikada kimlerle konuştuklarında ne konuştuklarını biliyoruz ama somut ben böyle yapacağım demesi lazım Türkiye'de mesela örnek yani bir, vereyim. bir bir plan olması lazım tabii, bir mesela örnek lazım yurt dışında şu an bizim askerimiz seferde değil mi hem yani, İran kuzeyinde hem Suriye'de konuşlanmış hem Libya'da konuşlanmış. İşte Karabağ'da daha yeni biz tezkereye evet dedik filan. Yani hem sert güç var hard power dediğimiz hem yumuşak güçlerim var. Şimdi bütün bunları halkın anlayacağı dilden bir şeye dökmeleri gerekiyordu. Üçüncüsü sadece bu değil. Sadece ekonomik ve askeri güvenlikle siz iktidar olamazsınız. Sosyal politikalarınızı da işte alttan yukarıya doğru 6 veya kaçsa sizin parametreniz yani bu sadece altı da değil ben her zaman söylüyorum 7 var aslında. Görünmeyen bir de EDP var. Onu da ikna etmeniz lazım. Altılı masa açısından söylüyorum bunu. Beraber bir projeksiyon sunmanız gerekiyor ki insanlar size oy versin. Dolayısıyla bunları görmeyince şöyle bir algı oluştu. Ben öyle okuyorum en azından. Ya Zaten anlaşamıyorlar bunlar masada, programda anlaşamayınca o zaman şeyi tartıştırmak lazım. Kim aday olacak bunu tartışmak lazım. Böyle bir algı var, sokakta da var, herkeste de var. Dolayısıyla diyorlar ki bunlar bu, bu iş biraz daha işte Kasımın sonuydu, Kasımın sonuna kadar sürer ve kimin aday olacağı da aslında netti. Bakın Amerika seyahatine kadar aslında. Türkiye'de son dönemde Kılıçdaroğlu konusunda bir şey vardı. Yani bir ön kabul gibi bir şey vardı. Yani olabilir deniyordu en azından ağırlıklı Kılıçdaroğlu olabilir deniyordu. Birden Amerika seyahatinden sonra Kılıçdaroğlu tıpkı e, İmamoğlu gibi tartışılmaya başlandı. Başka başka figürler ortaya çıkmadı ve asıl büyük ortakları İyi Parti'den bir itiraz çıktı mesela. Çıktı e, Sayın Akşener sağ ve sol ilk defa sağ ve sol terimini kullandı. Mesela ben bana sor, ben kullanıyordum hatırlıyor musunuz? 4 sene önce ilk kurulduğunda dedim ki Türkiye'de sosyolojik bir taban var. İşte yüzde 65 aşağı yukarı sağ sağ işte kültürde muhafazakar kültürdedir. Böyle bir alışkanlığı vardır bizim milletimizin. Yüzde 35 de sol ve e, biraz daha de, sol tandanslı bir yapımız var. Ama bu elbette birisi başarız yüzde 45 %55'lere de gelebilir. Olmuştur mesela Ecevit'in orta solunda. Zaman zaman hani kapanır bu şeyler. Ama Ecevit'in yapmış olduğu politikalarla ilgiliydi o. Yani ortanın soluyla. Evet, bunu da yapabilirsiniz. Biz onu söylüyorduk. İnanmıyorlardı, kızıyorlardı. Hatta ben tartışma konusu da olmuştu. Ha, öyle şey mi olur sağ sol geçti falan. Ama Altılı Masa'nın figürünün biri bunu söyleyince yeniden insanlar hatırladılar. Demek ki o zaman evet. ben şunu anlıyorum. Sadece adaylık değil... Artık adaylar arasında ideoloji de tartışılmaya başlandı. Bu da önemli bir şey. Demek ki bundan sonra olayın aday olmanın daha da zorlaşacağı altılı masa açısından veya muhalefet açısından zorlanacağı bir alana doğru kayıyoruz demektir bu. Aday göstermek o kadar kolay olmayacak. Veya veya bunun sonucu farklı farklı gruplaşmalar da olabilir. Yani siyasi açıdan bir gruplaşmada gelebilir diye ben yorumlarım.